Herkese iyi geceler. En sıra dışı nöbette Sultan Gazi'den canlı yayında ve bizler de burada nöbetteyiz. Sultan Gazi Meydanı'ndayız. Bu meydanda vatandaşlarımız tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi o bilinç, o iman, o azimle nöbetlerine başladılar. 15 Temmuz gecesi de bu nöbet devam edecek. 16'sında da devam edecek. Biz nöbetçi bir milletiz. Şöyle ki, anne bebeği başında 24 saat nöbette. O bebek büyüdüğünde askerde 24 saat nöbette. Vatan için nöbetteyiz, millet için nöbetteyiz. Bu akşam da en sıra dışı nöbetteyiz. Sayın Belediye Başkanımız Cahit Altunay, hoş geldiniz. Yusuf Siyah Cömert, Ahmet Kekeç, Salih Tuna, Hasan Öztürk, sizler de hoş geldiniz nöbetimize. Ben o günlere geri döndüm. O atmosferi birebir yaşıyorum burada. Ve o atmosfer Türkiye'nin dört bir yanında, her yerde iki gündür başladı. Ayın 11 itibariyle başladı. Ve giderek, büyüyerek tam da 15 Temmuz'da yakalanan o ruha bürünerek bu nöbetler başladı ve devam edecek. Burada bir nöbet. Biz bu akşam buradayız. Yarın akşam Balıkesir 6 Eylül'deyiz. Cumartesi o gece asıl nöbete tutmaya başladığımız yerde, stüdyomuzdayız. Birlikteydik. Sabah namazına kadar nöbet. Sabah namazına kadar birlikte olacağız. İnşallah. Sayın Başkan, nöbetteyiz. Nedir evet. Programınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi Sultan Gazi'yi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ağırlamaktan da büyük bir onur duyduğumu ifade ediyorum. En sıra dışı programının ikincisini Sultan Gazi'de canlı olarak gerçekleştiriyorsunuz. Bu bakımdan da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu akşam birbirinden değerli arkadaşlarımızın 15 Temmuz'la ilgili yorumlarını alacağız. Ama ben biraz meydandan ve ilçeden kısaca söz etmeden geçemeyeceğim. Öncelikle bu meydan 29 gün boyunca 15 Temmuz sonrası yoğun katılımlarla nöbetini tuttu. Ve hakikaten o geceye döndüğümüzde bir yıl gibi bir zaman geride kaldı. Ve bu bir yılın nasıl geçtiğini de hiç anlamadık diyebiliriz. Tekrar aynı meydandayız. Fakat her darbe öncesi... Meydandan sela sesi geliyor. Evet, şu anda ilk günkü gibi bu selalar tüylerim diken diken oluyor. Tabii o gece her taraftan bu sesler duyuldu. Şimdi de bir canlandırma yapıyor arkadaşlarımız. Onun seslerini duyuyoruz. Evet. Tabii yapılan bu kalkışma, bu darbe, bu haince girişim belki öncekileriyle hiç mukayese edilemeyecek düzeyde farklı. Önceden darbeler gördük. Biz de bunları yaşayanlardınız. Ama hep sebepler halk edilirdi önceden. O sebeplere binaen de zaruretmiş gibi darbe gelirdi. 15 Temmuz bunlardan çok farklıydı. Yakın coğrafyamızda yaşadığımız, hakikaten oradaki o dağlıklığı, o vatandaşın birbirini kırdığı kan ve gözyaşını ülkemizde yaşatmak istediler. Senaryo çok acıydı. Bizi birbirimize düşürmek, bir iç savaşı başlatmak adeta yok etme planıydı. Bu bir işgal girişimiydi. Önce bunu çok iyi tespit etmemiz lazım. İşte o gece güçlü lider, özü sözü bir insan yaptığı çağrıyla bu millet bir tarih yazdı. Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi. Belki o gecenin sıcaklığıyla tam anlamıyla bunu tanımlayamadık. Belki o anda bu kadar büyüklüğünü de algılayamadık. Ama gün geçtikçe onu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Belki ilerilerde ne denli büyük bir badirenin atlatıldığını daha iyi tanımlayacağız. Ve milletimiz bunu çok daha iyi idrak edecek. Biz şunu söylüyoruz. Bu milletin kahramanlığı köklerinden geliyor. 7000 yıllık devlet geleneğinden geliyor. Gerçekten o atalarından almış olduğu gücü ve o duruşu, o dik duruşu ve ölüme meydan okuyuşunu 15 Temmuz'da yaşadık. İşte her gecenin bir sabahı vardır ifadesini o gece gerçekten o karanlık geceden aydınlığa kavuştuk. İşte bizim bu aydınlığa kavuşmamızda, o güzel sabahı bize yaşatmamıza vesile olan 250 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Eyvallah. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz.
Onlar sayesinde bu vatan toprakları bir kere daha bu insanları huzur içinde yaşamaya ve bundan sonraki süreçlerde de bir daha böyle bir kalkışmaya izin vermeyecekleri için bunu tüm dünyaya örnek göstermeye yetti. İşte Sultan Gazi Meydanı da bugün meclisimizden geçmiş hali 15 Temmuz Şehitler Meydanı adıyla ve yaptığımız yine bir giriş tagı ve öbür tarafta yine inşa ettiğimiz 15 Temmuz anıtıyla meydan tam anlamıyla bir Şehitler Meydanı hüviyetine kavuştu. Açtığımız sergiler vatandaşımızın yoğun ilgisini çekiyor. Orada geceyi dakika dakika izleme, hangi saatte ne oldu, ne yapıldı, görsellerle beraber izleme imkanı buluyorlar. Dolayısıyla nöbetin de yaşadığımız her saatteki andığımız şehitlerimiz ve gazilerimiz de bizler ve onlar için ciddi bir örnek teşkil edecek. Türkiye'nin bölünmezliğini, yıkılmazlığını, dünyaya asla bu toprakların çok kolay elde edilemeyeceğini de ifade edeceğiz. Dolayısıyla bu akşam başladığımız nöbetler yarın ve 15'indeki diğer akşamda devam edecek. Ancak buradan şunu da söylemek istiyorum. 15. gün tabii ki saat 18.30'dan sonra Şehitler Köprüsü'ne beraber yürüyeceğiz. Gece boyu orada olacağız. 12'yi çeyrek geçede salaların verilmesiyle beraber nasıl ki insanlar sokağa çıktı, o sala seslerine yürüdüler. Aynı şekilde bu meydanlara yürüyecekler. Sabaha kadar da burada gecenin ruhuna uygun vaziyette nöbetlerimizi tutacağız. Birbirimize şiirler okuyacağız, sohbetler edeceğiz. Ama gün aydınlanmadan buradan da dağılmayacağız diyorum. Ben bu manada bu akşam yapılan bu program fevkalade büyük anlam ifade ettiğini tekrar ifade ediyorum. Rabbim ne bizim memleketimize ne de dünyanın hiçbir memleketine böyle bir acı yaşatmasın. Amin. Ama bu kararlılığımızla, dik duruşumuzla ve bu milletin nasıl bir millet olduğunu dünyaya nasıl aykırdıysak bundan sonra da bu duruşumuzu devam ettireceğimizi ve asla bundan ödün vermeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Amin. Eyvallah. Ben sizlerin müsaadesini alarak o gecenin asıl kahramanlarına gideceğim. Ben oraya gidinceye kadar Hasan Öztürk bir 30 saniye hem kameraman arkadaşlarım böyle bir şeye hazırlıklı değillerdi. Ben ağır ağır gideceğim. Sen git ağır ağır. Emir komutan bende. Siz oraya ilişkin konuşun, ben ağır ağır. Yanınıza geliyorum. Peki. Duygu ve düşüncelerinizi alacağım. Şimdi, umarım mikrofon kesmez. Sanırım bende değil mi emir komut arkadaşlar? En sıradışına devam ediyoruz. En sıradışı Sultan Gazi'de ve Turgay Güler o gecenin kahramanları, asıl kahramanları olan milletimizin arasına geliyor ve gitti. Evet. Geldim. Seste problem yok değil mi? Yeniden nöbetlerdeyiz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Allah'a şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Birkaç tane çapulculara Allah'ın izniyle hiçbir yerde fırsat vermedik. Cenab-ı Allah'ın bugünleri bizi aratmasın bize. Amin. Sizin duygularınızı alalım. Anlatmakla hakikaten düşünüyor. 15 Temmuz bize çok ağır bedeller ödedi. Ağır bedel ödedik. Ama Allah'a hamd olsun ki bugünleri bize, bugünleri sağ salim atlattık. Cumhurbaşkanımızdan da Allah çok mücadele verdi. Bu ülke için mücadele verdi. Ve de hazmedemediler. Bu hizmetleri hazmedemeyenler dış güçler olsun, iç odaklar olsun. Bütün gücüyle mücadele ediyorlar. Hala da etmekteler. İçerideki hainlere asla prim vermememiz gerekiyor. Eyvallah. Tek başımıza Allah'ın izniyle. Seste problem yok değil mi? Biz duymuyoruz açıkçası. Tek başımıza da kalsak ekonomimizden bütün gücümüzden yani halkımızdan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı komple bir oldu muydu bizi yıkama hiçbir güç yıkamayacağını düşünüyorum. Allah'ın izniyle düşüncelerimiz budur. Bundan eyvallah. Devam. Hanımefendiden alalım düşüncelerini. Fatihlerin torunuyuz. Hiçbir zaman yıkılmayacağız Allah'ın izniyle. Osmanlı torunlarıyız. Eyvallah. Bugünlere geldik ve yıkılmayacağız, ayakta olacağız inşallah. Eyvallah. Sizden alalım. Ayaktayım. Rahat uyu Türkiye diyorum. Biz nöbetteyiz ve nöbetimiz bu ülke tamamen refaha, huzura kavuşana kadar devam edecek. İç ve dış yüzler
zannetmesin ki bu nöbetlerimiz bitecek, bu ülkeyi kimseye bırakacağız. Her zaman liderimizin, milletimizin, ülkemizin ve ümmetimizin arkasında durduk durmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Allah'ın izniyle. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz duygular yoğunlukta. Hüsrüya Cömert. Meslek hayatımda zannediyorum sizlerin de aynı şekilde bir akşam televizyonda program yaparken haber aldık ki hainler, alçaklar darbe yapıyormuş. Benim daha önce hani 28 Şubat'ı biliyorum, 12 Eylül'ü çocuktum, hatırlıyorum ama bir tecrübem yoktu. Fakat tecrübem yoktu ama yapmam gerektiğini de biliyordum. O akşama ilişkin, o günlere ilişkin duygularınızı aldım. Şimdi, tabii burada meydanın heyecanı var. Aslında o günü yeniden yaşatıyor bize bir bakıma. Evet. Bugün 15 Temmuz'u bir bayram gibi idrak ediyoruz. Fakat o gece hiç bayram havası yoktu. Bir kere seni ve Hasan Öztürk'ü özellikle bir yayıncı olarak o geceki performansınızdan dolayı tebrik ediyorum. Ekranlarda gerçek anlamda darbeyle mücadele eden yayını siz başlattınız. Benim gördüğüm o, ben başka bir yerde görmedim. Yine o gece Turgay Güler, bilhassa senin ezan ve sala çağrın 15 Temmuz'un alameti farikası gibi oldu. Bu da yani bir anlamda tarihe geçecek bir şeydi. Bir bakıma bir buluştu yani o geceyle ilgili. Çok kıymetliydi. Bunları not etmemiz gerekiyor. Biz o akşam Ahmet Kekeç'le beraberdik. Bir mekanda oturuyorduk. Bir şeyden haberimiz yok. Bizim de yoktu. He. Şimdi oflu bir Hüseyin var. Uşaklar dedi, asker Boğaz Köprüsü'nü tutmuş dedi. Lan ne tutacak köprüyü dedik ya asker, nedir yani? Belki terör ihbarı falan vardır. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Lan beklerken baktık ki iş ciddi gibi görünüyor. Kalktık. Ben Topkapı'dan Başakşehir'e kadar gittim. Ahmet'in de kendi hikayesi vardı. Topkapı'dan Başakşehir'e kadar yaklaşık bir saat sürdü. Birkaç çıkmaz sokağa girdim. Normal yollar çalışmıyor. Orada burada yollar kesilmiş. Sonunda eve vardım. Baktım evde herkes sağ selamette. Ben dedim Hasan'ı aradım. Geliyorum dedim. Yayına gelmek üzere evden yola, evde 5 dakika durmadım. Yayına geldim. Neden böyle bir ihtiyaç duydum? Şimdi o saatte darbenin ne tarafa devrileceği belli değil. Eğer bir şey söyleyeceksek, eğer bir kendimize bir yer tayin edeceksek o anda tayin etmemiz lazım. Sözümüzü o zaman söylememiz lazım. Yani nerede olduğumuzu o anda belli etmemiz lazım. İş bittikten sonra belli etmişsin etmemişsin o kadar fazla bir anlam ifade etmeyebilir. O yüzden doğru kanala geldim. Kanalda siz hazır ve nazır başka arkadaşlarımızla beraber hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır diyordu ya şey İstiklal Harbi'nde Mustafa Kemal. Siz sathı müdafaa yapıyordunuz. Yani evet, küçük bir alandaydınız ama memlekete dönük bir müdafaa içindeydiniz. Biz de iştirak ettik. Daha sonra Ahmet Kekeç geldi, Salih Tuna geldi. Sabaha kadar öyle devam ettik. Günlerce devam ettik. Tabii ondan sonra da devam ettik de ben sadece o geceyi söylüyorum. Şimdi bu
şeytani bir hadiseyle karşı karşıyayız. Yani ben yarınki yazımda şeyi söyledim. İblis diyor ki senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Düşündüm ki doğru yolun üzerine oturmak böyle bir şey. Tam da böyle bir şey. FETÖ gibi bir şey yani. Hem de bizim düşündüğümüz doğru yolun üzerine oturmanın ötesinde bir şey. Biraz farklı bir şey. Doğru yolun kılığına girerek doğru yolun üzerine oturdu adam. Yani şey yaptı ki öyle bir şeytani icat. Zannediyorsun. Öyle devam ediyorsun. Böyle şeytani bir şey. 15 Temmuz'da hesaba katmadıkları birkaç adam vardı. Mesela birisi MİT'e gelip bir şeyler oluyor, darbe olabilir, size saldıracaklar ihbarını yapan binbaşı. Birisi merhum Şehit Ömer Halis Demir. Yani gelen darbeci generali mıhladı orada. Alnının çatında evet. Vurdu. Yani birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hesaba kattılar mı? Kattılar herhalde. Yani onu çünkü almak için veya ona suikast için bir tim hazırladılar. Ama onun darbelere muti bir siyasetçi olmadığını düşünemediler. Bizim eski siyasetçilerimizin darbeler karşısındaki teamülünü tersine çevireceğini düşünemediler. Cumhurbaşkanımız o gece açıkça darbeye karşı savaş açtı. Bunu da hesaba katmadılar. Bir de ertesi gündü yanlış hatırlamıyorsam biz yayınlarımızda işte Kerim Balcı bir tane profesör vardı şey. Soy. Bunlar diyordu ki ya bu millet dışarı çıkmaz. Bu millet imam camiye bile gitmez darbe olursa. Korkaktır bu millet diyordu. Çalışmışlardı bunu. Yani bunları darbeden önce söylüyordular. Millet onların zannettiği millet olmadığını o gece gösterdi. Millet sokağa çıktı. Tanka karşı, uçaklara karşı, F-16'lara karşı, silahlara karşı çıplak göğsüyle mücadele etti. Tank, yani tankın altına yattı adamlar yani. Şimdi bu millet istiklali, özgürlüğü hak ettiğini ispat etmiş oldu. Bu millet kuru gürültüye değil, topa, tüfeğe, savaş uçağına pabuç bırakmayacağını ispat etmiş oldu. 15 Temmuz bizim istiklalimize yeniden sahip çıkışımızın miladıdır. Yani kısa böylece bitirmiş oldum. Ben tecrübeli bir darbe mağduruyum, onu söyleyeyim. Tabii. Hayır ya, yani bütün darbeleri gördük. Tabii ki bütün darbelere karşı halkın takındığı tavır şudur. Darbe kendi meşruiyetiyle gelir, devlet olur, kendisini devlet kılar. Halka düşen otoriteye boyun eğmektir. 27 Mayıs'ta böyle oldu. 12 Mart'ta böyle oldu. 12 Eylül'de böyle oldu. Hatta 28 Şubat'ta bile böyle oldu. Halk otoriteyi tanıdı. Şimdi 15 Temmuz'da niye böyle olmadı? Bu çok enteresan. Şimdi Yusuf Siyah bizim o günkü hikayemizi anlattı. Ben de hemen kısaca değineyim. Eve gittik. Darbe olduğu anlaşılınca ben çok öfkelendiğimi hatırlıyorum.
acayip derecede öfkelendim. Yani şu an bile hatırladıkça nasıl oluştuğunu hatırlamıyorum ben. Yani muazzam bir öfke içindeydim. O sırada gazeteyi aradım. Şunu söyledim. Dedim ya, ben bu darbeye teslim olmam. Kendi kendime böyle düşünüyorum ve bir yazı yazdım. 25 dakikada bir yazı yazdım. Darbe bastırılmış gibi. Bu yazıyı kullanırsınız dedim, darbe bastırılırsa. Zaten darbe olursa, başarılı olursa gazetede kalmaz, bu yazıya da mal kalmaz. Saat 11 sıraları sizi ekranda gördüm. Kayahan Uygur, sen, biri daha vardı şu an hatırlamıyorum. Ebu Bekir Sofuoğlu, evet. Ben de arabama bindim. Bütün yolları kapatmışlar. E5 kapalı tamamen. 1,5 saat ters yönde giderek, tam 1,5 saat sürdü ters yöndeki yolculuğum. Karşıdan arabalar geliyor. Birbirimize çarpmadan, kafa kafaya tokuşmadan onlar da ilerlemeye çalışıyor, biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Onlar havaalanına doğru gidiyorlar. Ben kanala doğru gidiyorum, Eyüp'e doğru gidiyorum. O sırada ben arabadayken Cumhurbaşkanımız çağrı yapmış. CNN Türkiye çıkmış. 1,5 saatlik o zor yolculuktan sonra işte kanala geldim, birlikte olduk. Ülke TV binasında programa yetişeceksiniz ve mücadeleye katılacaksınız. Ben şöyle ama o esnada ne olup bittiğini bilmiyorsunuz. Fakat kornalarıyla sokaklara çıkmış insanları gördüğünüz andaki tabii. Duygunuzu da merak ediyorum. Ağlar insan ya, oturur ağlar. Kesinlikle yetmiyor. Yani hatta trafiğin durduğu bir yerde arabalarla gençler geçiyorlardı. Camı indirdim. Bizim Malatya şivesiyle işte Allah'ınıza kurban dedim. Bunu söyledim. Ya ben şöyle düşündüm. Ya bu herifler darbe olursa zaten bizi alacaklar. Şansımız yok. Ya hiç olmazsa bizi stüdyodan alsınlar. Bizi alıncaya kadar birkaç şey söyleriz. Tamamen bu sayıkla ve müthiş bir öfke. Tabii daha sonra anlıyorum ki bende tanımlayamadığım o öfke insanların tümünde varmış. Yani darbenin... Gerek yok artık. Bunu mu indireyim? Yusuf abi al mikrofonu. Hı. Devam et. Bendeki öfke bütün insanlarda varmış. Bir defa o öfkenin nereden kaynaklandığını anlamış oldum. Bir şey daha söyleyeyim bu darbeyle ilgili. Darbeden 2 gün önce Fransa Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Kendi vatandaşlarını uyardı. Arkasından Amerika ve Alman Büyükelçilikleri. Terör saldırısı olabilir. Vatandaşlar dışarı çıkmasınlar, kendi vatandaşları. Biz de doğal olarak o haberleri gazeteci olarak okuduğumuzda şöyle düşündük. Muhtemelen bir DAEŞ saldırısına ilişkin istihbarat alındı. Biz DAEŞ'i beklerken Fethullahçılar geldi 15 Temmuz'da. Bu şunu gösteriyor. Demek ki kendi vatandaşlarını uyaran bu ülkeler, bu devletler bu darbeden haberdarlardı. Bu darbeyi biliyorlardı. Zaten bu darbenin NATO ortaklığıyla, AB ülkeler ortaklığıyla gerçekleştirilmiş bir darbe olduğuna ilişkin binlerce bulgu var. Artık bunu zaten şüphemiz de yok. Şüphemiz yok. Artık bu kanıtlamaya bile gerek bırakmayacak şekilde apaçık ortada. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ben kendi adıma şunu da söyleyeyim. 250 şehidimiz var. Binlerce yaralımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Onlar gerçekten hepimizin gururu. Gazilerimiz de öyle. Ben çok yakınım olan, ki hepimizin yakını, çok yakınım olan 3 kişiyi kaybettim. Erol Olçak hepimizin yakını, arkadaşıydı. Mustafa Canbaz hepimizin yakını ve arkadaşıydı. Aynı gazetelerde çalıştık. Halil Kantarcı gene bildiğimiz, tanıdığımız tertemiz bir insandı, tertemiz bir gençti. İşte İlhan Varankoca işte bildiğimiz bir insandı. Yani bu darbe tabii ki özel olarak bize de değen bir darbeydi. Yani bunun acısını da biz çok yakınlarımızı kaybederek yaşadık. Şu tablo bana tabii ki 15 Temmuz gününü hatırlatıyor. Günlerce süren o demokrasi nöbetlerini hatırlatıyor. Şu duygudan evet, çok eminim. O gün içimdeki o öfke dinmiş değil. Özellikle bugün
göğsünde kahraman yazısını taşıyan o şerefsizi gördükten sonra zekamızla, aklımızla, duygumuzla alay edildiği kanaati iyice pekişti bende. Bunlar için kullanabileceğim en hafif tanımlama şerefsizdir. Gerçekten bunu... Kesmiyor. Elbette öyle. Hakikaten öfkem devam ediyor. Özellikle duruşmaları izledikçe, duruşmalardaki o beyanlarına tanık oldukça adam... Ya eskiden darbeciler daha delikanlıydı. Kenan Evren 90 yaşında yargılandı, hasta yatağında. Dedi ki, bugün olsa gene yaparım darbeyi. 28 Şubatçılar hakeza. 12 Martçılar, 27 Martçılar hep eylemlerin arkasında durdular. Bu adamlar elinde uzun namlulu silah ateş ediyor. Subay, yüksek rütbeli subay. Ateş ederken yakalanmış. Şunu söylüyor. Bu darbeyi kim yaptığını bilmiyorum diyor. Ya insanın nutku tutuluyor. Söyleyecek söz bırakmıyor. Evet. Şu Selay'ı tabii ki o gece de o gece ben bu kadarla bu saatlerde gireyim. Çağrı yapmıştık. Bu saatlerde selalar okunuyordu. Hemen meydandaki camiden az sonra yatsı ezanı okunacak. Ama öncesinde sela okunuyor. Eğer ses temizse camiden selayı dinleyelim arkadaşlar. Ömer, ses temiz geliyor mu? O zaman selayı dinleyelim.
Evet, az sonra da sanırım ki yatsı ezanı okunacak. Perşembe gecesi olduğu için. Evet, Perşembe gecesi. Şimdi, evet başladı. Bir mola verelim ezan bitinceye kadar. Molanın ardından da 15 Temmuz'u konuşmaya devam edeceğiz. Cahit Altunay bizi burada ağırladı. Biz mola verelim, yayın devam etsin. Ezanda. Efendim? Biz mola verelim, yayın devam etsin. Biz mola verelim, yayın devam etsin. Ezandan sonra. Ezandan sonra, evet. Ezandan sonra molaya girsin. Ezanla birlikte molaya girelim. Ezanı alın arkadaşlar.
girdik. Yayındayız. Efendim yeniden birlikteyiz. Sultan Gazi'de nöbetteyiz. En sıra dışı nöbetteyiz. O günleri hatırlıyoruz ama o günleri hatırlıyoruz derken biz o günleri hiç unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve o mottoyu sürekli söyleyeceğiz. Unutursak, unutturursak kalbimiz kurusun. Sait Una, o gün 15 Temmuz günü ve yaklaşmakta olduğumuz yıl dönümü. Ya bu 15 Temmuz günü her benden önce konuşan arkadaşlarımız o anı, yaşadıkları o anı anlattılar. Ben de çok kısaca değinmek isterim. Akşam vaktine doğru evi... Senin de maceralı bir... Evet, evet, onun için söyleyeyim. Akif Emre aramıştı, rahmetli. Allah ben de Allah uyuyorum. Yani o, ikindiden sonra yattım, uyuyorum. Baban ne yapıyor diye soruyor benim çocuğa. O da diyor ki uyuyor. Yahu ne uyuyor? Boğaz Köprüsü'nde tanklar varmış. Baksın bakalım ne oluyor, ne gidiyor diye. Sanki ben Boğaz Köprüsü'nün yakınında mı oturuyorum? Nereye bakacaksam falan. Çocuk da beni uyandırıyor. Akif amca aradı. Tanklar manklar ya bayramdır diye düşünmüşsündür yani. Öyle. Herhalde bayram falan vardır. Ya da bir film çekimi vardır. Ona öyle gelmiştir. Terör saldırısı. Düşüncesindeydim. Akşam ezanı okudum. Ezan için, namaz için uyandım. Ülke TV'yi açtım. İşin rengi değişti. İşin rengi değişince benim ilk tepkim şu oldu. Bu FETÖ darbesi, Fethullah darbesi ve işte daha sonra saldırdıktan sonra insanların gördüğü şeyi de öngördüm. Yani her şey yapabileceklerini, yani akla gelecek her türlü vahşeti yapabileceklerini de düşündüm. Kapıya geldim. Hani filmlerde son vedalaşırken eve bakılır ya, çoluk çocuğa kapıya birikmiş. Büyük kızım ağlıyor, diğer çocuklar var. Küçük kızım o zaman 8 yaşında, şimdi 9. Ona Amerikan uçakları soruyor. Amerikan uçakları diyoruz. O da Türk uçakları ne zaman gelip bizi kurtaracak diyor. İşte baban gidiyor diyor. Hani Türk uçaklarına haber vereceğiz diyor. O şekilde çıkıyoruz. Büyük kızım ağlıyor. Ben de düşünce de şu. Karakola yakın bir yer değil. Eğer bir polis beni infaz etmese, öldürmese meydana atarım kendimi. Meydana atmadan önce de ülkeye yetişebilir miyim diye. Hiçbir çıkış yok. Düşüncem şu. Yani bildiklerini herkesi öldürecekler. Yani öyle sonradan görerek tanık olduğum şey değildi bu. Çünkü bunların nasıl vahşi oldukları, nasıl katliam yapabilecek oldukları konusunda zihinsel hazırlığım vardı. 2008'de abimi içeri alıp bir yıl işkence yaptıkları dönemde abimin tanıklığıyla da iyi bir zihinsel hazırlık yapmıştım. Ayrıca bunların kendilerinin dışında yaşayan hiçbir canlının gözlerinde bir değer yoktur. Sadece kendileri vardır. Böyle bir yaklaşım olduklarını da biliyordum. Sonra işte stüdyoya geldim. Biliyorsun işte orada müthiş bir direnişiniz vardı sizin. Ben direniş diyorum onu. Sela başlangıcı çok tarihsel bir şeydir. Bu süreç başladı. Burada benim görebildiğim bir şey var. Onu hemen söylemek istedim. 2013'ten itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tespitiyle, haşhaşiler diyerek tespitiyle ortaya koymaya çalıştığı ve sosyolojiyi zihinsel olarak da hazırlamaya çalıştığı bir süreç vardı. Hatırlarsanız o dönemde değil, 15 Temmuz oluncaya kadar, hatta olma eşiğine geldiği zaman bile birileri yani bana cübbemi giydirmeyin, silah mı var, nereden çıkardınız bunların terörist olduğunu diyordular. 2013'ten sonra ise biliyorsunuz yolsuzluk susturuculu bir darbe girişiminde bulunmuştu yarkışları eliyle. Aslında onlar cübbe giymiş teröristlerdi. 15 Temmuz'da üniforma giyen teröristlerin başka bir şekliydi. O dönemde Erdoğan halkı sosyolojik olarak hazırlarken, biz de yırtınırken, hepimiz hançerimizi yırtarcasına bunu anlatmaya çalışıyorduk, hatırlayalım. Çeşitli argümanlarla karşı çıkılıyordu. Önce bize Fethullahçılar işte bir yolsuzluğu örtüyorlar diye karşı çıkıyordu. Sonra biz Üstak'ın kontrolünde bu taşeron örgüt Türkiye'yi işgal etmeye çalıştığını söylediğimiz zaman AK Parti'nin içinde yuvalanan AKP'liler de bu üst akıl kavramlaştırmasıyla dalga geçiyordular. Yani şunu söylemek istiyorum. Sosyolojiye bir gerçeği anlatmak için biz yırtınırken diğerleri de bunu sulandırıyordu. O dönemde Erdoğan bunu anlatırken, Erdoğan'ın siyasete girerken Erdoğan'la birlikte bakan olanlar, meclis başkanı olanlar, cumhurbaşkanlığı olanlar bile Erdoğan'ın yanında
yüksek sesle durmadılar, duramadılar. Tam aksine Fethullah Gülen terör örgütünün nasıl bir bela, nasıl bir tehlike olduğunu anlatırken Erdoğan, onun anlattığı şeyleri itibarsızlaştıran söylemlere prim verdiler maalesef. O dönemi iyi hatırlayalım. Böylesi bir dönemden geldik. İşte biraz önce ben anlattım. Ahmet Kekiç anlattı, Yusuf Ziya anlattı. Biraz sonra Hasan Öztürk anlatacaktır. O geceyi yaşadığımızda bir şey gördü. Erdoğan bir şey gördü. Neyi gördü? O günün sabahında da hiç belki tanımadığı bir Mustafa Çambaz gitti öldü. Başka? Beykoz'dan adını bilmediğim bir kadın. Kocası dur ben geçeyim. Hayır önce ben dedi. Abdestini aldı yola çıktı. Ve şehit düştü köprüde. Halil Kantarcı. Erdoğan'ın bilmediği bir insan. Erdoğan'ın bildiği meclis başkanlığından cumhurbaşkanına kadar yaptı. Olmasına vesile olduğu insanlar vardı. Bir de bilmediği dava arkadaşları vardı. Ölümüne sokağa çıkın dedi. Ve onlar çıktılar şehit düştüler. Bizim en kahraman insanlarımız onlar. Şimdi bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü mesele vatandı, dertleri vatandı ve vatanda, vatan aşkında, bu vatanın işgal girişimine karşı durma aşkında örtüşmüşlerdi, örtüştük. Mesele Erdoğan da değildi. Ve orada bu vatandan en az maddi anlamda nasiplenenler en önce atladılar. Göğüslerini siper ettiler. Ne makam, ne mevki, ne mal, ne mülk, ne şan, ne şöhret. Mustafa Çambaz'ın vatanı bile yoktu. Vatansızdı. Nasıl vatansız biliyor musunuz? Göçmendi, Bulgaristan göçmeniydi. Bir Yunanistan. Yunanistan göçmeniydi. Bir kimlik kartı bile yoktu. Ama bu vatan için toprağa düştü, şehit oldu. O dönem öncesinde bu hazırlığı, zihinsel hazırlığı yaparken... Hep beraber, birlikte yaparken bizim sözlerimizi sulandırmaya çalışan insanlar o günün sabahında gördüler ki bu örgüt korkunç bir örgüt. Ama hala bir şeyi ya görmek istemiyorlar ya bizim göstermemizi yine karartmaya çalışıyorlar. O da şu, biz nasıl ki bu vatanı kanımızın son damlasına ve son nefesimizi verinceye kadar savunacağız ve buna atfettik, onlar da bu vatanı işgal edebilmek için sonuna kadar mücadele edecekler ve hala o mücadelenin devamındayız. Dolayısıyla 15 Temmuz direnişi devam ediyor. Bu direnişin karşısında işgalciler ve bu işgalcilerin işbirlikçileri, bozguncular vardır. Bozgunculuk direnişin ruhuna, diline, duruşuna karşı çıkmaktır. Her ne ile olursa olsun. Önemli. Şöyle oldu, biz yayındaydık, normal rutin yayınımızı yapıyorduk. Stüdyomda Güneş Gazetesi yazarı Kayahan Uygur ve Profesör Ebubekir Sofoğlu vardı. Fransa'daki terör saldırılarını masaya yatırmış konuşuyorduk o gece, 15 Temmuz gecesi. O ara bir mesaj yağmaya başladı, çok sayıda kişiden. Tıpkı hepinize geldiği ya da telefon geldiği gibi. Abi şu anda Boğaziçi Köprüsü üzerinde bir askerler var. Sonra bir iki devam etti. Abi asker darbe yapıyor. FETÖ'cüler darbe yapıyor dönüştü. Terör saldırısı var den. Yayındayım. Şimdi canlı yayında henüz netleştirmediğiniz, kesinleştirmediğiniz yahut kesinleştiremeyeceğiniz bir bilgi geliyor. Orada şunu diyemezsiniz, sayın seyirciler bir darbe oluyor diyemezsiniz. Ama bakıyorsunuz, gönderenler güvenilir insanlar. Güvenilir insanlardan gelen mesajlar bir şeyin ters gittiğini bize gösteriyor. Ekranda bunu izleyiciyle paylaştım. O ara bazı FETÖ'cüler mesaj atıyordu. Sokağa korkma çıkmayın. Titre. Hmm. Bana. Öyle mi? Ne oldu? Ayaklarının bağı çözüldü değil mi? İşte buna benzer. Onun üzerine dedim ki yayında, ilk ifademdir o olay anında. Böyle mesajlar atıyorlar. Darbe oluyormuş.
korkan sizin gibi olsun dedim. Ve netleştirmek için bir mola verdim. Mola verip dışarı çıktığımda Hasan Öztürk stüdyoya dalmak üzereydi. O da hazırlıklarını yapmış. Artık az sonra bir büyük mücadelenin başlatılmasına hazırlanıyordu, hazır gelmişti. Derken sizler peşinden geldiniz. Ben o an ve az öncesi için Hasan Öztürk'e soruyorum. Şuradan başlayalım. İnşallah Allah bize, bu millete bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Abi. Ama Allah korusun, böyle bir cürete tevessül edenler de olursa yine bu millet gibi, bu milletin o gece davrandığı gibi, durduğu gibi durmayı nasip etsin. Onu da söyleyelim. Abi. Tıpkı senin mesajların gibi bize de bir şey oluyor. Köprüde hareketlik var. Darbe mi, terör saldırısı mı mesajları geliyor. Evet, ben evde hanımla helalleştim. Çıktım. Çünkü vatan emniyetinin orada hareketlik var biliyorum. Başka bir yoldan Vatan Caddesi'ne çıkmaya çalışırken, hadi bunu söyleyeyim. Bir kısmını söyleyeyim en azından. Benim önümü kestiler. Belki birkaç saniyelik bir şey. Önümü kesen FETÖ'cü arabayla önümü kesti. Araçtan indi, silahını çekti. Böyle bir 15 metrelik bir mesafe. Karşılıklı silahlarımızı çektik birbirimize. Ben bunu ilk defa anlatıyorum. Bunu ailem bilmiyordu. Şimdi söylüyorum. Menzillerimiz tam girmedik. Yani ateş menziline girmediğimizi biliyorum. Ne o ateş etmedi ne ben. O üzerime de koşmaya başladı. Ben tam direksiyonu sağa kırıp gaza bastım. Yani böyle bir anlık bir şey. Arkamdan da ateş etmedi. Ben de ona ateş etmedim. Uzaklaştım. Edirne kapıya geldim de kanala çok yakın bir yerde. Üç yolum vardı. Üç yolum. Üçünden en güvenlisi hangisi diye tereddüt yaşarken önüm tıkanmaya başladı. Çünkü tanklar çevirmeye başladılar. Ben bu sefer kaldırımdan, Edirne kapıda bilirsiniz o mezarların orada, kaldırımdan arabayı sürdüm. O kırmızı bariyerlerin üzerinden atlayarak demir kapıdan kanala geldim, kapısına geldim. Hem üst tarafta hem alt tarafta ikişer tane zırhlı araç bize doğru yaklaşmaya başlamıştı. Canlayan araçlarını kapının önüne koyun dedim arkadaşlara. Daha yukarıya çıkmadan ki hani giremesinler bir şekilde. Ve ben öyle çıktım sizin yanınıza. Şu belli, artık darbe sürecine girilmiş. Mustafa Çelik, selam olsun izliyorsa, bizim yönetim kurulu başkanımız. Seninle karşılaşmadan önce onunla telefonla konuştum. Dedi ki gelmeye çalışıyorum, yolları kapatmışlar. Memleket için, millet için, Ülke TV bugün bunun için kuruldu. Ne gerekiyorsa yapın, Turgay'a da selam söyle. Bunu söylemiştim. Ben öyle geldim o stüdyoya. Ondan sonrasını anlatmayalım. Nasıl yayın yaptığımızı biliyoruz. Hangi şartlarda, hangi teçhizatla yayın yaptığımız biliniyor. Ancak şöyle bir talimat vardı. Gece de gelmişler bir ara, bir yoklamışlar. Mustafa Güngör'ün kulakları için nasıl? O da şu anda başka bir yerde Ülke TV sizin adınıza, hepinizin adına ve Ülke TV adına ödül alıyor. 15 Temmuz Cesur Gazeteciler. Ona dedim ki eğer kanala giriş yapabilirlerse, öyle bir şey olursa bırakın gelsinler stüdyoya kadar. Canlı yayın ortasında menzile girenin anından bir vuralım. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Bu talimat da vermiştim yani. Biliyorsun o gün. Ayhan Ogan'a da selam olsun. O da öyle geldiğinde nasıl geldiğini biliyorsunuz. Böyle şartlarda bu o gece bu saatlerde yayına başlamıştık. Tabii bir daha olmasın böyle bir şey. Fakat şuraya dikkat çekmek lazım. Salih Tuna söyledi, Ahmet Kekeç söyledi, Yusuf Can. Tamam bu darbe püskürtüldü ve milletin tamamı püskürttü bunu. Bir liderlik var, Cumhurbaşkanımız. Onun etrafında bir darbe püskürtüldü. Ama hatırlayın, darbeden bir gün sonra, darbe teşebbüsünden bir gün sonra
Huntington'ın gazetesi olması lazım. Orada bir yazar liderlik öldürülemediği için başarısızlığa uğradı diye bir açıklama vardı, yazı vardı, hatırlıyor musunuz? Tabii. Aa, enteresan. Sonra o Fransa'nın işte ve Amerikalıların işte terör saldırısı var, onun için tedbirli olun diye vatandaşlarına, Türkiye'deki vatandaşlarına uyarmasının darbeden haberleri olduğuna işaret olduğunu söyledi Ahmet Kekeç. Hatırlayın yine, bugün hala konuştuğumuz bir mesele var çünkü. Bu Büyükada meselesi. Büyükada'da bir toplantı var. Allah Allah, darbe sürecinde Büyükada'da bir toplantı var. Enteresan adamlar var. Bugün de geçen hafta... Hasan'cığım, o toplantıda Henri Barkey var. Kim bu adam? Henri Barkey bitti. Daha bunun ötesi yok, öyle değil mi? Tabii. Bir şey daha var. Evet, bir dışarıdan bir bu işin kurmay aklı çalışıyor. Kullanılan maşalar, FETÖ'cüler de şöyle adanmışlık duygusundan bahsetti biraz önce Salih Tuna. Bu adamlar bugün bile şöyle bir cüretle, belki biraz sonra konuşacağız. Konuşacağız. Değil mi? O bugün yaptıkları, o ben kahramanım anlamında ama asla bizim dilimizde olmayan bir kahramanlık, onu sen açarsın. Nedamet getiren yok, pişmanlık duyan yok. Bilakis pişkinlik gösteren, mahkeme salonlarında, başka ortamlarda hala o darbeden, darbe teşebbüsünden pişman olmamış halleriyle duruşları var. Fakat şunu unutuyorlar. Ya o Atatürk Havalimanı çevresinde o tank bariyerlerle tankın arasında sıkışan parça parça olmuş insanlarımız var. Şehit olmuş insanlarımız var. Onları kim öldürdü kardeşim şehide? Yakın mesafeden vurulanların tamamı göğsünden vuruldu ve kafasından vuruldu. Bakın. Göğsünden ve kafasından vuruldu. Bu nedir? Yani bu nasıl bir canittir? Yine hatırlayın o gece Çengel'de bazı insanları, sivil insanları esir almışlar diyelim ya da tutsak etmişler. Sırıtarak Fetih Suresi okuyun bakayım. Hatırlıyor musun? Nursel Çıkrıkçı. Heh. Fetih Suresi okuyun bakayım falan diye. Yine biz yayınlıyoruz. Göreceklerdir. Bir asker el koymuştur. Sıkı yönetim vardır. Hadi bakayım evine de dağılın bakayım diyen o cüretkarlar. Bugün ben o değildim. O darbeyi kim yaptı? Ne oluyor? Sen kimsin? Tarla hatta bakmaya gitmiştim. Dolayısıyla beni linç etmeye kalktılar diyor. Linç etmeye kalktılar diyor. Bu son dönemdeki bütün duruşmalarda bu aşağılık herifler bizi linç etmeye kalktılar diyor. Bunu kayıtlara geçiriyor. Geçiriyor. O gece bir takım raporlar almışlar FETÖ'cü doktorlardan. Evet. Ve mahkeme başkanları bu rezalete dur demeli. Şöyle bir şey var ama şunu söyleyeyim. Burada biraz herhalde sabırlı ve sebat göstermek gerekiyor. Onu da şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'a demiştim ki bugün ismini analım. 24 TV'de kampanya başlattı bu hero meselesinden sonra. Hani tek tip kıyafet giydirsin meselesinde. Ben bunu Sayın Başbakan'a köşkte sordum. Dedim ki efendim bunlar çok cüretkar. Bunlara tek tip kıyafet giydirip bu kadar savunma hakkı tanınmasa. Yani benim duygularım bu. O da şunu söyledi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hani bu savunma hakkı elimizden alındı diye gidip ahime giderler bunlar yarın. Yapsınlar savunmaları ama her şey ortada. Yani bir kere suçüstünün savunması nasıl olacak? Suçüstü. Bu adamların çoğu suçüstü oldu. Yani köprüdekiler, Çengel'dekiler, vatandakiler, oradakiler, buradakiler, o özel hareketi bombalayanlar, emniyet genel müdürünü bombalayanlar, hepsi ortada, öyle değil mi? Yani Cumhurbaşkanlığı'nın külliyeyi bombalayanlar, orada insanları şehit edenler, hepsi bir kere suçüstü. İki, her şey ortada, kayıtlar ortada, baylok kayıtları ortada, mesajlaşmalar ortada, bütün bilgiler ortada. Ama burada hani Türkiye Demokratik bir hukuk devleti, dolayısıyla demokratik kurallar içerisinde, hukuk kurallar içerisinde bir savunmak. Ha, bu adamlar çok şımarık, çok cüretkar, çok yalancı, zaten yalancılıkları konusunda yok. Hiç ve ben. Şöyle bir şey, hiçbiri de bir pişmanlık duygusu yok. Ya bunu da biliyoruz. Bunu da bileceğiz. Dolayısıyla hani o gece
bu işi püskürttük, hamdolsun bu millet püskürttü. Ama şunu unutmayalım, püskürdüler ama bu adamlar hala operasyonel güce sahipler. Nasıl? Birkaç örnek verelim. Mesela soruşturmaların seyrini değiştirecek bir takım sokuşturmalar yapabiliyorlar yine. Mesela itirafçı kılığında bir takım numaralar çekiyorlar ve olayı başka bir yöne ya da olayla ilgisi olmayanların üzerine yöneltiyorlar. Birçok şey yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar konusunda biz üzerimize düşeni yapacağız. Devlet, devletinden kastım da şudur. Hem kolluk kuvvetleri hem yargı açısından gereğini yapacak. Bu işleri 15 Temmuz'un direnişin, ki buna yine tek Salih Turan'ın cümlesi hatırlatmak isterim. Direnişin devam ettiğini her daim diri tutmamız gerekiyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Herhalde son cümlenin şu olsun. Biz 26 Ağustos, öyle değil mi? Büyük taarruzun başlangıç tarihidir. 26 Ağustos 1071'dir aslında. 26 Ağustos 23'tür orada. 22'dir. Dolayısıyla 15 Temmuz da bir 26 Ağustos'tur. Yani yok edilmek istenen bir milletin o gün canıyla, dişiyle hayır biz varız dediği gündür. Bunu da söylemek isterim. Evet. Şimdi bugün tüm Türkiye'nin canını sıkan, saç baş yoldurtan bir kepazelik yaşandı. FETÖ'cü, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast tertip edecek o timin içinden bir aşağılık kişi, şey, tişörtle mahkeme salonuna geldi. Burasında hero yazıyordu. Kahraman. Bu tabii fark edildi. Sosyal medyada başladı. Mahkeme salonuna, duruşma salonuna geçtiğinde orada avukatlar buna itiraz etti. Bu rezilliğe. Mahkeme başkanı tepki verdi. Bu aşağılık kişi dedi ki yani bunu cezaevinde verdiler bana. 3 tane tişört verdiler. Beğen birini giy dediler. Şimdi beni burası ilgilendirmiyor. Burada yalan da söylüyordur ayrı mesele. Çünkü ruhları böyle bunların. Anlıyorsun ki bugünkü duruşma için önceden bir hazırlık yapılmış. O tişört hazırlanmış. O tişört getirilmiş. Onu giymesi söylenmiş. İyi de nerede bu cezaevi yönetimi? Bir operasyon çekiyor, planlarını yapıyor ve cezaevi yönetimi uyuyor. Mahkeme salonuna kadar girebilme cüreti gösteriyor bu aşağılık herif. Ve pis pis de sırıtıyor orada. Şimdi buralarda ciddi sıkıntılar var. Yani 15 Temmuz'un yıl dönümüne doğru giderken buradan şunu söylüyorum. Bu cezaevlerinde hiç kimse kusura bakmasın ama bir takım sıkıntılar var. Belki farkında değiller, biz buradan uyaralım. Yani o hero yazılı o tişörtle mahkeme salonuna gelmeden önce bunun bir hazırlık safhasının olduğunu hatırlayın. Bunlar 17-25'ten sonra da bir takım pozlarla, tişörtlerle vesaire aynı numarayı çekmişlerdi. Hala aktifler, faaller. Oradan devam edelim mi? Şimdi tabii büyük bir tuhaflıkla karşı karşıyayız. Trajedi de diyemeyeceğim buna. Şimdi büyük bir darbe girişimi hepimiz şahit olduk. İnsanlar öldüler. F-16'lar meclisi bombaladı. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombaladı. İnsanların üstüne bomba yağdırdı. İnsanlara bomba yağdırdı. Özel harekat. Tüfekle, makinalı tüfekle insan öldürdüler doğrudan nişan alarak. Sniper vardı. Yani her şey var. Bir de şehitler var. Şehit kelimesi şahitle eş anlamlıdır. En büyük şahitlik şehitlerin şahitliğidir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
böyle olduğu halde, yani işte öldürülen, şehit edilen insanlarımız hala mezarları tazeyken katiller kalkıyorlar, yani şey yapıyorlar, yani ne bir algıyı tersine çevirmeye uğraşıyorlar ve yaptıkları gürültüden de sonuç alıyorlar. Yani yerine göre diyelim ki Türkiye'deki ana muhalefet partisi kontrollü darbe diyebiliyor. Çok özür diliyorum. Şimdi burada mahkemede bu aşağılık adamın sözleri oradaki yakınları tarafından alkışlanıyor. Bu mağdur edebiyatı yapan alçaklar, yani hadi söylemeyeyim, yine söylemeyeyim hadi. Günlerce mağdur edebiyatı yaptılar. Yazdılar, çizdiler, ağladılar, yürüdüler. Orada yakınları o aşağılık adamın gözümüzün içine baka baka söylediği, cezaevinden verdiler, 3 taneydi, beğen birini giy dediler, ben bunu alkışlıyorum. Bizim orada mahkeme başkanı canım, şehit yakınları tepki gösterdiği zaman dışarı atıyor. Ama buna bir, onların orada tutuklanması lazım. Bak ciddi söylüyorum. Turgay, o yakınların orada bizim yakınlarımız da mağdur edebiyatı yapıyor. Efendim? Bizim yakın olarak evet, bildiğimiz insanlar da yapıyorlar aynı mağdur edebiyatını. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Darbe yani kamuoyunun gözü önünde, ya biz oğlum masum, kocam masum, babam işte suçsuz, bir şey yapmadı falan, o aynı alçak adam şeye geçtiğinde mahkeme salonuna orada alkışlıyor. Çünkü Eylül'de mahkemeler boşalacakmış, cezaevleri boşalacakmış, ona inanıyorum. Bu alçaklığı orada, yani şehit yakınları var, müdahil olan, oraya gelenler onların gözünün içine baka baka, evet, sinirine, damarına basa basa mahkeme başkanının gözü önünde bunu yapıyor ya. Şimdi bu darbe başka bir kılıkta devam ediyor demektir. Yani bravo. Şimdi bir literatür üretiyorlar duruşmalarda. Yani mağduriyet. Mağdur literatürü üretiyorlar. Ben yapmadım. Ben bilmiyorum. Ben emir geldi ama niye olduğunu bilmiyorum. Yahu adam öldürdün, onu da mı bilmiyorsun? Yani apaçık, ayan beyan ortada olan şeyler var. Bunun bir çaresini bulmamız lazım. Yani bununla ilgili uluslararası alanda da etkili olacak bir dil, bir çalışma, bir kampanya, gerçekten bunu her birimizin mesele edinip bu istikamette fikir üretmemiz lazım. Çünkü bu çok çok şiddetli bir saldırı aslında. Yani hem şehitlerin hatırasına saldırı, hem bu millete saldırı. Böyle bir fecaat durumla karşı karşıyayız. Bunun bir çaresini bulmamız lazım. Hadise cürmü meşhuttur. Yani tamamen suçüstüdür. Açık, hepimizin şahit olduğu bir hadisedir. Hepimizin günlük hayatımızı etkileyen, günlük hayatımıza müdahale eden ve bu memleketin hem siyasi hayatına hem de varoluşuna kasteden bir saldırıdır. Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı darbeler içinde en şiddetlisi ve en kanlısıdır. Hiçbir darbede 250 kişi öldürülmedi sokaklarda. Bu açık olan şeyi biz anlatamıyoruz. O yalan olan şeyi bunlar anlatıyorlar. Böyle bir gariplikle karşı karşıyayız. Ahmet Kegeç, soruyu da sana soruyorum ama ekranların başında bizi izleyenler Allah aşkına şuna çok dikkat etsinler. CHP tabanına da sesleniyorum. Şimdi dün, önceki gün Sayın Başbakan gazetelerin genel yayın yönetmenlerini davet etti ve orada konuştuk. Detayları yarın gazetelerde var. Sayın Başbakan dedi ki
FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir süre sonra Amerika'daki bir düşünce kuruluşuna milyonlarca dolar para vererek bir rapor hazırlattılar ve o raporda sık sık 15 Temmuz darbesi için kontrollü darbe ifadesi geçti. Kemal Kılıçdaroğlu o rapordan konuşuyor, FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor dedi. Bu bir. İki, hatırlarsın bunu masaya yatırdık, konuştuk. Bu yürüyüş esnasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet maskesiyle FETÖ için yürüdüğü bu yürüyüşte bir grup toplantısı yapmış ve o grup toplantısında demişti ki 15 Temmuz'da insan askerler linç edildi ve bunları linç edenler hakkında işlem yapılmadı. Ya kafayı mı yedi? Bu nasıl bir şey? İnsanlar şehit oldu, eleştirileri yapılırken biz bir şey öğreniyoruz ki Silivri'de, Maltepe'de 15 Temmuz davaları görülürken bu FETÖ'cü aşağılık heriflerin her biri hakim karşısında bizi linç etmeye kalktılar. Biz linçe maruz kaldık demişler ve o gece rapor almışlar FETÖ'cü doktorlardan. He, anlıyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu da bir yere iz bırakıyor. Bu FETÖ'cü aşağılık adamlar da bir yere iz bırakıyor. Çünkü bu davalar bittikten sonra bu izleri alıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine götürecekler. Bu nasıl bir şey? Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 3 hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi şu. 2012 yılında Taraf gazetesinde Hayko Bağdat Kılıçdaroğlu ile bir röportaj yapıyor. Soru şu. Sayın Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarında hakim ve savcıların cemaatten emir aldıklarına ilişkin iddialar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? El cevap. Ben aynı kanaatte değilim. Bunlar hükümetten emir alıyorlar. Yani o zamanki ismi cemaat olan FETÖ ile o yargının ilişkisini göz ardı ediyor. Direkt hükümete giriyor. İkincisi şu. Dershanelerin kapatılması gündeme geldiğinde bir televizyon kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu meseleyi soruyorlar. O da bu tartışmayla ilgili olarak şunu söylüyor. Diyor ki cemaatin sermaye yapısına müdahale ederseniz bu Türkiye'ye kötülük olur. Yani dershanelerin varlığını cemaatin, o günkü ismiyle cemaatin, bir tür sermaye faaliyeti olduğunu, yani Türkiye'nin ekonomisiyle ilişkili bir şey ve bu dershanelerin kapatılması durumunda Türkiye'nin bundan etkileneceğini söylüyor. Yani siz Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz diyor, bunu söylüyor. Bir şey daha, 17-25 Aralık girişiminden 10 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'daydı. Amerika'da adlı adınca Fethullahçı bir düşünce kuruluşuyla toplantılar yaptı. Yanında bir CHP milletvekili vardı. İsmi Aykan olan, soy ismini şu anda çıkaramayacağım. Bir CHP milletvekili, FETÖ'cü gazeteciler ve oradaki sivil toplum kuruluşları toplantı yaptılar. O toplantıdan bir hafta sonra biliyorsun bu 17-25 Aralık tapeleri meselesi çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu bu tarihten sonra eline bir takım tapeler, illegal dinleme kayıtları alarak televizyon dolaştı. Grup grup dolaştı. Bütün platformlara, yani meclise bile götürdü bu illegal tapeleri. Artı bir gazeteci şunu sordu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Siz illegal dinleme kayıtlarını meclise götürdünüz. Grup toplantılarında okudunuz. Televizyonlarda seslendirdiniz. Bu hukuken doğru bir şey mi? Cevap şu. Burada kamu yararı var. Yani kamu yararı olduğu zaman yasaların ve hukukun suç saydığı, ahlakın suç saydığı her türlü cürüm işlenebilir. Yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na
sen 17-25 Aralık girişiminden 10 gün önce Amerika'da kimlerle görüştün sorusu soruldu. Bu soruya CHP Amerika temsilcisi, CHP'nin bir Amerika temsilcisi var. Şu cevabı verdi. Kemal Bey evet Amerika'da FETÖ'cülerle görüştü ama onlara laikliğin önemini anlattı. Yani laikliğin ne kadar bizim için vazgeçilmez olduğunu anlasınlar diye onlarla toplantı yaptı. Şimdi durum bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yapıyla bağlantısı sadece 17-25 Aralık girişiminden sonra değil, önceden de vardı. Çünkü onun ne şekilde CHP Genel Başkanlığına geldiğini biliyoruz. Bir avukat var. Hanife Avcı'nın da avukatlığını yaptı. Neydi ismi? Mahmut Anal. Yok, enteresan bir adam. Kimin son zamanlarda saldırgan bir şey benimsedi. Kerimsiz. Neydi? Fidel. Fidel Okan. Fidel Okan. Fidel Okan bir yazı yazdı. Yazıda şunu söylüyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla birkaç kez görüştüm. O zamanki yazısından bahsediyorum. Ona bu cemaatin ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu anlatmaya çalıştım. Yanımda CHP milletvekili Şevki Kulkuloğlu vardı. Kemal Bey bana hak veriyor göründü. Ama bir süre sonra 360 derece tavır değiştirdi. 180 derece tavır değiştirdi. Ve cemaati korur bir pozisyona girdi. Bunun nedeni Şevki Kulkuloğlu'na sorduğumda bana bir takım şeyler anlattı. Ama onu benim namusuma emanet ettiği için açıklayamıyorum. Şevki Kulkuloğlu'nun söylediği şey şu. Eğer bunları açıklarsam partime zarar veririm. Ama açıklamak zorunda kalırsam bir gün Kemal Kılıçdaroğlu bir daha o koltukta oturamaz. Biz anladık. Şimdi o bilgiler yanına getirdikten sonra bu linç meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şurada biz bir meydandayız. Burada binlerce insan var. Şöyle düşünelim. Buraya tanklarla giriyorlar. Uçak savarlarla giriyorlar. G3 tüfeklerle giriyorlar. Ve bütün tüfekler dolu. Ve halkın üzerine ateş ediyorlar. Yani 15 Temmuz'u canlandırabilelim diye bu örneği veriyorum. Arbede sırasında halkı püskürtemiyorlar. Bir sürü insan şehit etmelerine rağmen halkı püskürtemiyorlar. Ama bu arada o tankı kullanan bazı askerler de halk tarafından tartaklanıyor. Ne var bunda? Şimdi. Ne anormal? Tabii ki ne var bunda? Gezi'de adam, polise saldıralım, polisi vuralım, öldürelim diyen, aynen, polisle çatışan, polise aynen taş atan, ateş eden bu alçaklar değil miydi? Adam senin üzerine tankla geliyor, sen çıplak ellerinde kendini korumaya çalışırken adamı da tartaklıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu o tartaklanan insanlar hukukunu savunuyor. Evet. 250 şehidin hukukunu savunmuyor. Binlerce gazinin yaralanan insanların hukuku için 500 tane demeç verdi. Hükümete sorular sordu. Linç edilen kimmiş linç edilen er? Kim? İsmi nedir? Cismi nedir? Nerede linç edildi? Bunun failleri kimler? Bu konuda açıklama yapması gerekiyor. Yani bunun kadar ya bu örnekler kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile iltisaklı bir siyasetçi olduğunu anlatan başka örnekler bulunamaz. Net örnekler bulunamaz. Arkadaşımızın durumu bu. Adalet yürüyüşünün de nereden kaynaklandığını, kimlerden talimat alındığını biz işte tevatür olarak, duyum olarak binlerce şey duyduk. Binlerce iddia duyduk. Ve eminim ki o iddiaların bir kısmı doğru ve gerçeği yansıtıyor. Bütün hazırlık az önce de konuşuldu. İşte bu meselenin ahim boyutu olacaksa bilemiyorum ben. İşte oraya hazırlık yapmak. Kemal Kılıçdaroğlu onun hukuken bu organizasyonu üstlenen örgütün siyasi savunucusu konumunda şu anda. Yani bu durum gerçek CHP'liler rahatsız etsin. Çünkü geçen defa da konuşmuştuk. Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Loğoğlu. 15 sene öncesine kadar bunları kimse tanımıyordu. Kim bu adamlar? CHP camiası bunları bilmiyordu. Bunlar gökten zembille indiler.
Ve şu anda CHP'ye çöreklenmiş durumdalar. Evet, partinizi ele geçirdiler kardeşim. Bu adamların hepsinin de, ismini saydığım adamların hepsinin de FETÖ ile bir şekilde hikayesi var. En basit Eren Erdem. FETÖ tapeler için gazete kurmuş bir adam. FETÖ ile hikayesi olan bu adamlar şu anda CHP'yi ele geçirmiş durumdalar. Buna CHP'ler itiraz etsin. Partilerini kurtarsınlar bu adamın elinden. Atatürkçülerse, Kemalistlerse, CHP'lilerse, çağdaşlarsa, laiklerse, eğer başarsalardı, 15 Temmuz'da darbeyi başarsalardı, açık söyleyelim, Fethullah Gülen yönetiminde dinci bir devlet kurulacaktı. Bu kadar açık. CHP'liler niye bunu problem haline getirmiyorlar? Ben anlamış değilim. Son söz, Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin faaliyetlerine baksınlar kardeşim. Geldi de. Şimdi hangi askeri kim linç etti diye soruyoruz değil mi? Nerede, ne zaman? Şimdi ben bu yargılamalarda mesela Erol Olçak kim şehit etti? Hangi namussuzun kurşunuyla, hangi tüfekten çıkan kurşunla şehit edildi? Abdullah Tayyip Olçak. Olçak. Kim şehit etti? Kim vurdu? Mustafa Cambaz'ı kim vurdu? Halil Kantarcı'yı kim vurdu? Yargı böyle somut şeyler üzerinden yürüyor mu, yürümüyor mu? Ben bundan emin değilim. Yani suçun biraz da somutlaştırılması, yani o cinayetlerin birer birer faillerinin bulunması konusunda işte balistikti, şuydu, buydu, buna benzer çalışmalar var mı? Bunları bilmiyorum. Eğer yoksa büyük bir eksikliktir. Yani bu hatırıma geldi Ahmet. Şimdi Salih Tuna, kontrollü darbe, az önce söyledim ya, Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi dedi, sonra bu söylemden vazgeçti. Geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen de yaptığı bir açıklamada 15 Temmuz darbesini eleştirdi. Eleştirdi. At başı gidiyor söylemleri. Hayır, senkronize. Senkronize. Hayır, senkronize. Hatta Fethullah. Salih Tuna el mikrofonda konuşursa sevinirim. Hatta Fethullah şunu ilave etmişti. Bu bilseydim cinayet işliyorsunuz derdim şeklinde ilave etti 15 Temmuz'u yapanlar için. Sonra ben onları tanımam ama onlar beni tanımış olabilir diye en karakteristik özelliklerini, yalan konusundaki maharetlerini yine konuşturdu. Ama hala onların cinayet işlediklerini bile söylemiş değil. Onları telin etmiş değil. 15 Temmuz'un kontrollü darbedir şeklinde 15 Temmuz direnişini karşı bozguncu bir, ifsad edici bir dil kullandı uzun süre Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunu kendi tabanına da geçiremedi, ikna edemedi. Haliyle bu kendisine dönen, kendisini itibarsızlaştıran bir söylem olduğu için vazgeçmek zorunda kaldı. Onu vazgeçtiren sağduyusu ya da vicdanı değil, bu toplumun, bu milletin duruşudur. Bu milletin duruşu deyince şunu da söylemeden geçmeyelim. Yeryüzünde hiçbir millet kendi vergileriyle alınan silahlarla, tanklarla kendisine saldırıldığında ve o saldırıyı püskürtmemiştir. Bu müthiş bir, olağanüstü bir kahramanlık örneğidir. Yani biz milletimizin, sırf bu özelliğine sahip olan milletimizin bir ferdi olduğumuzdan dolayı ne kadar övünsek azdır. Gerçekten de böyledir. Dolayısıyla bu milletin bir duruş sergilemesi, Cumhuriyet Halk Partisi tabanına varıncaya kadar sergilemesi ister istemez Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece oradan geri adım attırmadı. Mitingde kaç kez FETÖ demek zorunda kaldı. Sonra piyasaya o görüntüler çıktı. Sonra evet. 15 Temmuz akşamı Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde
bir takım görüntüler çıktı. Biri bize bir şey anlatmaya çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu da acaba bir mesaj mı veriyordu? O evde bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları mı çekildi? Ses kaydı yahut görüntü kaydı da birilerinin elinde var mıydı? Ki bu konuda Güneş Gazetesi'ni tebrik etmek lazım. Manşetiyle ve haberi veriş şekliyle çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi Kılıçdaroğlu'nun duruşunu. Kılıçdaroğlu o gece oradan neyi beklediği, neyi görüştüğü, nasıl bir ilişki biçimi içine girdiği, neye hazırlandığını, siyasi ayak olarak bu siyasi ayağının nerede durduğunu, bütün bu sorular çok daha net bir şekilde ortada. Bunların hepsi cevaplandırılması gerekiyor. Daha önce sorulan sorular vardı. Yine sen manşetten dile getirdiğin sorulardı. Enis Berberoğlu'nun ardından yürüyüşle neyi karartmaya çalışıyor diye özetleyebilecek olduğumuz sorular temeti vardı. Çünkü bir masa etrafında oturulmuş, o masa etrafında görüntüler servis edilmişti. Daha önce de maskeli adamlardan görüntü alıp, bilgi alıp, görüntü malzemesi alıp ve aldığını itiraf eden bir genel başkandan söz ediyoruz. O adamlar tabeleri gerçekten meclisten okuyan bir genel başkandan o söz adamlar ediyoruz. Gerçekten maskeli miydi? Yoksa cevap veremeyeceği için? Din bence, çünkü o zaman söylemek zorundaydı bence. Maskeliydiler. Belki de değil. İnsan maskesi takmışlardı. Evet, insan maskesi takmışlardı. Evet, insan bravo. Maskesi. Ama belki maskeli değillerdi. Hepimizin tanıdığı, tıpkı o Zaman Gazetesi'ne gidip MİT kumpasının görüntülerini aldığı gün olduğu gibi bir masa kuruldu. Fakat o getiren görüntüleri kim getirdi sorusuna muhatap olacağını bildiği için maske diyerek maskelemeye çalıştı. Ama örteyim derken, evet, yani Fethullahçı terör örgütünün sadece 15 Temmuz'dan sonra değil, 2012, 7 Şubat 2012 MİT krizinden itibaren bütün saldırılarını bir şekilde toplumda ve üstelik Fethullahçı terör örgütünden elde ettiği malzemeleri de yine toplumda yaymak ve toplumda bunun bir karşılığını oluşturabilmek, sosyolojiyi hazırlamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve biraz önce Ahmet bazı isimlerden bahsetti. Ben arada da söyledim onu. Yani musallat olmuşçasına, bunlar birden böyle ışınlanmışçasına yeni CHP diye bir şey oluşturdular. Ve neredeyse Fethullahçı terör örgütünün yetek lastiği haline dönüştürdüler onu. Ne zaman? Bu örgütün her şeyi ortaya çıktıktan sonra, terör örgütü olduğu herkes tarafından görüldükten sonra kol kanat gerildi bunda çok tuhaf bir şekilde. O zaman ben ister istemez şu sorunun cevabını arıyorum. Acaba diyorum Ergun Ekon ve Balyoz konusunda kendi sosyolojisinde Zevair'i kurtarabilmek için mırmır cinsinden kimi tepkiler gösterdiler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki fonksiyonu da bundan ibaretti. Çünkü tam paralel bu yapı Fethullahçı terör örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tepkilerini üzerinden muhafazakar kitleyi konsolide ediyordu. Yani o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreceli bir tepkisine ihtiyacı vardı. Şimdi de şefaatine, desteğine ve himayesine. Dün hangi fonksiyon kendilerine verilmişse onu yapmışlardı. Şimdi de bunu yapıyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki kimi fikirlerini, siyasi fikirlerini ve tabanını tenzih ederek söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenini hele bütünüyle tenzih ederek söylüyorum. Çünkü 15 Temmuz direnişini kahraman askerimizle, kahraman polisimizle, bu kahraman millet el ele kol kala yaptı. Kime karşı? Bu işgalci güçlere karşı. Ve bu işgalci güçler böyle bir vaktiyle adı cemaat olarak geçen vesaire bir güç değil. Artık bunu net bir şekilde herkes anlamak durumundadır. Kaç, ne kadar zaman sonra Amerika taraflara sükunet tavsiye etmiştir? Onu hatırlamanız yeterli. Almanya'nın, Avrupa'nın bu teröristlere nasıl kol kanat gerdiğini, buna mukabil 15 Temmuz'daki direnişe karşı nasıl tavır aldığını aklımızda bulunduralım. Bir de
Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kritik bu süreçte en kritik tavrı MİT tırlarına karşı tavrıdır. Ve 15 Temmuz öncesi de FETÖ'nün en kritik hücumu MİT tırlarına karşı saldırıdır. Çünkü oradan elde edecekleri malzeme ile Türkiye'yi uluslararası toplumda terörü destekleyen ülke olarak kabul ettireceklerdi. Erdoğan'ı da Lahey'de yargılatacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün bu amacına hizmet edebilmek için o günden bugüne fasılasız bir şekilde destek veriyor. Bunu görüyoruz. En son Enis Berberoğlu üzerinden yürütülen kampanyada yine Cumhuriyet Halk Partili adı lazım değil bir partilinin kalkıp Lahey üzerinden Erdoğan'ı tehdit eder şeklinde konuşması da bunun göstergelerinden sadece bir tanesiydi. Demek ki Fethullahçı terör örgütünün MİT tırlarıyla hedeflediği şeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günden bugüne hedeflediği şey aynı. Aynı darbeye hizmet ettiler. 15 Temmuz eğer bu halk tarafından püskürtülmemeseydi, eğer bu işgal girişimi bu millet tarafından püskürtülmemiş olsaydı, o biraz önce söz konusu etmiş olduğun kravatını değiştirmiş şekilde ayaklarını uzatarak televizyon ekranında darbeyi seyreden, naklen darbeyi seyreden ve ona destek veren çakma kart liberaller darbeden sonra şunu diyeceklerdi. 28 Şubat'ta Fethullah'ın dediği gibi beceremediniz gidin demeyeceklerdi belki. Çünkü o zaman zaten siyasi irade linç edilmiş olacaktı. Bedel ödettirilmiş olacaktı. Demokrasi kahramanları olarak piyasaya sürülecekti bu insanlar. Güya görünürde darbeye karşı çıkmış gibi kendilerini gösterip bu işi birlikte yapacaklardı. Planları buydu. Planları kırıldı, darbeleri kırıldı, ellerine verildi ve ama vazgeçmiş değiller, ben tekrar etmek istiyorum. Bu konuda son derece teyakkuzlu olmamız lazım. Fethullahçı terör örgütünün askeriyedeki, TSK'daki önemli oranda gücünün devam ettiğini yine askeriyede bulunan, TSK'da bulunan örneğin Ahmet Zeki Üçok gibi şimdiden verdiği bilgilerin hep doğru olduğunu bildiğimiz insanlar üzerinden de ortada. O halde askere giden Mehmetçiğimizi biz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde şunu anlatmamız lazım. Spotlarla, televizyondaki yayınlarla nasıl ki şu anda direniş bilincini diri tutmaya çalışıyoruz. Onlara dememiz lazım ki bir gün bir hain, Fethullahçı ama Türk askeri üniformasını giyen bir terörist sırf komutan konumunda olduğundan dolayı sana annene, babana, milletine, vatandaşına kurşun sık, bomba at, tankla ez dediği zaman senin biricik vazifen Ömer Halis Demir olmak ve onun alnının çatından vurmaktır. Bu bilinci onlara yerleştirmediğimiz sürece darbe tehlikesi devam eder. Bu çok önemlidir. Tefaatle bunun altını çiziyorum. Bu bilinç yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer bu bilinç yerleştirilirse o zaman Ahmet'in de biraz önce dile getirdiği, senin de sormuş olduğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o mahkemedeki savunmalara zemin hazırladığı o saçma sapan gerekçe söz konusu olamaz. Efendim asker darbe yapacaktı, halk zorluk çıkardı. Ne yapmış? Elini... Bu millete bomba atamazsın. Bunun bir meşruiyeti olamaz. Anayasal meşruiyeti de yok. Vicdani bir meşruiyeti de yok. İnsani bir meşruiyeti de yok. İslami bir meşruiyeti de yok. Eğer meşruiyeti varsa o zaman atom bombası yüklersin uçaklara, atarsın milletin önüne, komutanım bana dedi ve yaptım dedin. Hayır, yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bilinç hala neden anlatılmıyor anlayabilmiş değilim. Artık daha fazla bekletilmemesi gerekiyor. Bu geceyle birlikte bu güzel direniş bilincini açılarken bu çocuklar bizim çocuklarımız. 3 tane 4 tane adamı Fethullah Gülen'in evlerinde beyinleri iyi diş etilmiş insan müsveddelerini komutan diye başlarına koyabilirler. Ama o çocuklar bizim çocuklarımız ve onları zaten tavlayamadıkları için, onları devşiremedikleri için o Mehmetçik bu milletle kol kola omuz omuz olduğu için biz bu darbeyi püskürttük. Yine omuz omuza kol kola olmakla kalmayacağız. Bu adamlar bunu hayal bile edemeyecekler. Bu bilinci yerleştirmek zorundayız. Eyvallah.
Hasan Öztürk, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu yürümeye başladı. 15 Temmuz'dan sonra ve biz anladık ki Allah bekledi ve emniyet güçlerimizin bir büyük operasyonuyla da bu engellenmiş oldu. Şimdi DEAŞ terör örgütü saldıracaktı. Dünkü DEAŞ operasyonunda da Konya'daki PKK da aynı evden çıktı biliyorsun. Şimdi bu neyin sabote gayretiydi? Ve bunu da bir FETÖ'cü ilan etmişti öyle değil mi? İki hafta önce bir FETÖ'cü ben AKP siyasetini biliyorsam eğer mutlaka Sakarya Kocaeli çevresine geldiği zaman bir saldırı olur diye de tweet atmıştı. Şimdi bu bölümde biz HERO'dan açıldı konu, HERO. Şimdi buraya ben geri dönmek istiyorum. İki cümle söyleyeyim. Onu da bitirelim. Bir FETÖ'cünün mahkeme salonuna çıkarken HERO yani Türkçesi kahraman ama ısrarla yabancı bir kavram veya terimle çıkmasının anlamı FETÖ terör örgütünün nasıl bir dış tehdit olduğunun göstergesidir. Çünkü bunun taptığının lakabı da Herkül'dür, unutmayalım. Yani taptığının kurduğu sitenin ismi de Herkül'dür. Buraya dikkat çekmek istiyorum özellikle. İkincisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü biliyorsunuz erkene alınmış bir darbe teşebbüsüdür. Hem yaş toplantısında tasfiye olacaklarını bilenlerin birkaç gün öncesine aldığı darbe teşebbüsü hem de aynı gün bir personelin bu memleketin evladının MİT'e gidip bu işi ihbar etmesiyle daha da erkene yani 16'sı sabaha karşı olacak bir darbeyi 15'i akşamına almışlardı. Şunu söylemeye çalışacağım. Bugünlerde bir hareket var, dikkat edin. Bugünlerde çağrı yapıyorlar. Bugünlerde böyle gemi ağzı almış durumdalar, cüretkarlar. Ve hemen Ağustos'ta yine bir yaş var. Ve biz Milli Savunma Bakanımızdan da şunu duyduk. Çok inceleyip sık dokuyoruz. Bu FETÖ'cülerle ilgili bir tasfiye olacak. Demek ki burada isim üzerinde olmanın faydası var. Cumhurbaşkanımızın da 15'inde ve bu hafta meydanları doldurun ve demokrasi nöbetlerinde durun demesinin de bir anlamının olduğunu düşünüyorum. Bu kadar söyleyeyim ve bitirelim. Çünkü burada biraz herhalde iletişimde de zorluk çekiyoruz. Evet. Şimdi zaten bakın burada bir coşku var. Türkiye'nin dört bir yanında benzer coşkular yaşanıyor. Coşkudan kastım o zaferin coşkusu, altını çizelim. Hiç şüphesiz şehitlerimizi andık, anıyoruz, anacağız, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun demiştik. Yarın da nöbette olacağız. 15 Temmuz günü, o günün yıl dönümünde de nöbette olacağız. Bir sonraki gün, pazar günü de nöbette olacağız. Bunları söyleyelim. Efendim, geldik bu akşam en sıra dışı nöbettenin sonuna. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese buradan iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu millet inanan bir millet. Bu millet inandığını